Depremle yaşamayı öğrenmek için, sedefle yaşamayı öğrendiğinde rahatlıyorsun. Çünkü bu bir kaos aynı zamanda. Sedefin var diye daha çok strese giriyorsun, stresin var diye sedefin artıyor. Vatandaş bunu bilmiyor çoğunlukla. Bulaşmaz bazen. Önemli olan kontrol altında tutmak işte. Hiç takmayan var. Geçen bir tanesini gördüm, şortla geziyor. Yani aynı bir şekilde benimki gibi. Neler olsun dedim, en azından onu becerebiliyorsun. Yani hiç takmayan var, nasıl takmasın? Allah o doktorlarımızdan razı olsun. Gerçekten çok yardımlar oldu. Tedaviye ben de önce çekiniyordum. Yan etkilerini görünce bilmem ne. Bence iyi yani. Bence biyolojik ilaç gerekiyorsa, doktor verdiyse uygulamaları gerekiyor. Bence uygulamaları gerekiyor. Bu Hatay'dan mı kaynaklanıyor peki? Sırf kremle böyle bu kadar tertemiz. Hani çok az sedef var, gözükmüyor. Yani neredeyse. Düzeldi, çok düzeldi. Yani biliyorum, Hatay'ın havasından mı oluyor? Yani Hatay'ın havasından ya da eşimin iyi bakmasından dolayı. Toplum kabul edememe korkusunu yaşarsanız bir şey başaramazsınız. Biz de toplum olarak hem iyilik yapmayı severiz, onun yanında da çok da çam deviririz. Bunda da çok meraklıyızdır. Dolayısıyla bununla barışacaklar. Bunu kompleks haline getirmeyecekler ve bunu ne kadar kafaya takmazsa o kadar da hafif atlatır. Hatırlıyor musun? Kel olmuştum bir kere. Sedeflerim saçımda çıkmıştı da. Benle mahallede dalga geçmişlerdi. Kel. Hiç unutmuyorum ismini. Evet, mesela peruk falan takmıştım. Hatırlıyor musun? Pazardan peruk almıştım. Pazardan peruk almak dedim.